Instagram bir durdu, hayat durdu şekerim. Bununla ilgili olarak bakın hem sokak röportajı yapmışlar magazin burada ekibi hem de ünlü bir sanatçının yorumu var. Buyurunuz. Instagram kapandı. Gençlerin nabzını ölçüyoruz şimdi. Gençlere soruyoruz bu konu. En çok onlar kullanıyorlar çünkü. Bak bir tane geliyor. Vallahi Instagram kapandı kız. Yemin ediyorum sen yokken buralardan Instagram kapandı. VPN kullanıyor muyum VPN? Yok. İyi hadi. Sen hep 100 liralık alıyorsun o zaman. Hadi hadi görüşürüz. Ay korkudu. <laughs> Enişte. Ya Kapan sorun da. değil. Bir şey söyleyeceğim. Bu Instagram'da kapandı. Ne yapacağız? VPN'le giriyoruz. Mecbur. VPN'le. Instagram kapandı diyorlar. Aynen ya. Hayat şu anda biraz zor. Hayat durdu değil mi? Aynen. Bir şey diyeceğim. Instagram kapandı. Nasıl? Evet ya. Seni çok etkiledi mi? Yani biraz. Hayata küsmüş gibi duruyorsun. Valla. <laughs> Peki öyle. Emrak gibi bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki öyle şeyim yok yani. Anne de ben de ben de. Dur. Instagram <laughs> kapandı. Ne yapıyorsun kız? Ya abi ipi yağmur. Yediyen mi? Kaça patladı? <laughs> Aramızda. Kaça patladı? Daha bedavaymış. Paralı mı? Ulan bu bir e bir tek biz mi para verdik ya? <laughs> tamam o zaman saçlarımı da <laughs> açıyorum. Bir saniye. <sarkı. gülüyor> Eyvah! <laughs> Instagram'a Instagram kapandı. Ben çok mutluyum. Niye abi? Ben çok mutluyum. Çok keyfim yerinde. Artık Instagram'a girmediğim için güzel güzel kitap, kitaplarımı bitirdim. Sporuma gitmeye başladım. Bilmiyorum bana iyi geldi. Tabii ki oradan ekmeği orada olan bir sürü insan var, influencer olan arkadaşlarımız, eşi. Ama ben birazcık fazla düşmüşüm, onu anladım. <laughs> hani açılmıyor ya. Ben hemen elime kitabımı almaya başladım. Hemen sporuma gittim, ben kendime bir şeyler kattım. Bana biraz iyi geldi. Mantıklı mı peki sence böyle yasaklar? E tabii ki değil. Tabii ki biraz değil yani. Bana ben zaten kendi kendime şöyle telefonumu ayarlamıştım. Fazla baktın Instagram'a diyordu. Ya e, biraz bunu bizim kullandığımızı unutmamak gerekiyor. Buradaki sanal dünyaya da çok kapılıp gitmemek gerekiyor. Ee, biraz insanın ona batılılar e, farkındalık diyor biz idrak kudreti diyoruz yani insan hiçbir şeyin esiri olmamalı bence evet gördüğünüz gibi gençler diyor ki evet biz mahvolduk hiçbir şey izleyemiyoruz hiçbir şey göremiyoruz bizi ne hale getirdiniz ya biz ne olacağız böyle arkadaşlar instagram evet bir kamuoyu oluşturmak adına bir platform doğrudur buna katılıyorum bazı şeyleri duyurmamız için, bazı şeyleri aktif hale getirmemiz için, bir olay olduğunda direkt olarak yetkililere ulaşmak için doğru olabilir ama Instagram hayatımızı daha doğrusu sosyal platformlar öyle bir yere geçirmiş ki hayatımızı ister istemez biz bir fanusun içine girmişiz yani. Evlere bakın ben mesela gittiğim misafirliklerde görüyorum ya da dışarı çıktığımda gözlem yapıyorum. İnsanların hal hareketlerine durumlarına bakıyorum. Gerçekten hayretler içinde de kalıyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz herkesin elinde telefon. Ya sohbet yok, muhabbetler bitmiş, insanlar artık birbirleriyle konuşmuyorlar. Masada karı koca yemeğe çıkıyorsunuz ya da sevgililer, herkesin elinde bir telefon, orada dünyası. Bunun içine sığdırmış, o küçücük makinenin içerisinde gülüyor, eğleniyor. E mutsuzsa da kendini orada mutlu gösteriyor. Mutluysa da mutsuz yapıyor. Sevgilisine laf sokacak olan oradan yürüyor. Anasına babasına mesaj veren oradan yürüyor. Ya da ne bileyim etrafına hava atacak olan, etrafına e, gösteriş yapacak olan orada ya enteresan bir hayat orada ve gerçeklikten uzak tatile gidiyorsunuz. Deli oluyorum. O telefonun ellerinden hiç düşmüyor. Yani tabağından çanağına, yürüyüşünden adımına, denizin içindeki taşa kadar artık fenalık geçirircesine sürekli her şey çekiliyor ve her şey yayınlanıyor. İlişkiler bile bence sosyal medya yüzünden çok daha dejener oldu. Eskiden bir erkek bir kadını tanımak için ona bir zaman harcardı. Mesela birini görürdünüz, beğenirdiniz, zevklerine, neyi seviyor? diye bir zaman verirdiniz birbirinizi tanımak için. Şimdi adam adam bir kadını sosyal medyadan görüyor, bir giriyor ki gezdiği mekanlar belli, anası, babası, dıdısı, dayısı, her şeyi ne yer ne içer, hiç savaş yok ki, mücadele yok, bedel ödemek yok. Yani ilişki o kadar hazır geliyor ki o insanda size oradan iki mesaj yazılıyor. E kız da bakıyor, eli yüzü düzgünse hani böyle adam da orada zaten sahte bir dünya yaratıyor kendisine. Yani Ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye misali. Hiçbir şey yok ama kiralık hayatlar, kiralık dünyalar. Herkes birbirine orada kendisini farklı pazarlıyor. Ya da filtrele bulanmış kadınlar buluşmaya giderken adamlar ya da kadınlar şoka giriyorlar. Herkes birbirinden bir şey saklıyor. Yani enteresan bir dünya. O yüzden bakın beyefendi diyor ki vallahi iyi ki sevgili Mert Turak çok iyi bir oyuncudur. Çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle onu belki sakalından dolayı tanımazsınız ama... Ee, Mahsun Kırmızı Gül'un e, filminde oynamıştı engelli birisini. Hakikaten böyle ağlıya ağlıya e, izlediğim filmlerden bir tanesi olmuştu benim için. Çok e, çok duygulanmıştım ve orada da ödül aldı biliyorsunuz kendisi. O yüzden ne diyor bak sosyal medya gitti abi. O kadar rahatladım ki kitabımı okudum, okumam gerekenlere baktım, yapmam gerekenlere odaklandım ve kendimi dinlendirdim. Ama yeni nesil hemen Birkaç platform indirmişler. Ben de buradan sizi uyarayım. O platformlar da güvenli değil sevgili arkadaşlar. O platformlardan çok zarar görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Çünkü e, güvenlik duvarı ile ilgili bir şey var. Allah korusun biliyorsunuz her şeyimiz artık telefonumuzda kayıtlı. Kartlarımız onlar bunlar. İnanamayacağınız e, dolandırıcılıklar oluyor. Yapay zeka ile bile insan dolandırılıyor artık. Öyle bir hale geldi. Bazen söylüyorum ya teknoloji iyidir sağlık anlamında, hayatımızı kolaylaştırma anlamında evet ama diğer taraftan da beni ürkütüyor. Özellikle Japonlar bu teknoloji konusunda çok üst seviyeye çıktılar. Onlar robot üretiyorlar. Robotların bile bazen deneme yapıldıklarında kafalarının karıştığı, yapay zeka ile e, duygusal anlamda karmaşa yaşadıkları ve ciddi zararlar verdikleri de yapılan deneylerde görülüyor. İnsan gücü azaltılıyor ve hakikaten robot olmaya doğru gidiyoruz. İlla bizi bir yerlerimize kablolarla bir yere bağlamalarına gerek yok. İnsanoğlu da zaten robot olmaya doğru gidiyor ve şu anda gördüğümüz sahteler ve portrelerde birazcık onu gösteriyor. Çok üzücü. E, umarım gençlerimiz de bu sosyal platformları sadece faydalı şeyler için kullanır ama sevgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın açıklaması da enteresan. Diyor ki biz Instagram'da bazı paylaşımların ve bazı şeylerin bizim efendime söyleyeyim değerlerimizin içinde bulunan kataloğa uygun olmadığı için böyle bir erişim engeli kısıtlaması getirdik diyorlar. Ben de buradan yetkililere sesleniyorum. TikTok gibi bir rezillik varken genç yaşlı demeden küçücük çocukların bile anneannelerinin kafasında yumurta kırdıkları, annelerinin suratını yoğurt çaldıkları, e, efendim genç kızlarımızın odalara kapanıp ailelerinden gizlice oralarda yüzlerini saklayarak vücutlarını teşhir ettikleri, yaşlı teyzelerin aman da buradan kolay kazanılıyormuş deyip demekli maaşıyla geçinemiyorum e, kis ve ses altında e, çıkıp da kendilerini sergiledikleri, çiftlerin birbirlerinin her türlü rezilliklerini paylaştıkları, evli insanların yatakların içerisinde e, karımın göğsünün bir tane daha çatalını açarım, iki tane düğmesini de açarım, bana şunu bunu gönderirsiniz dedikleri gerçekten modern genel ev diyeceğim bir yerde siz hangi katalogdan bahsediyorsunuz? O kataloğun içinde bunlar yok muydu peki? Aile yapımız çöktü. Gerçekten söylüyorum eskiden er, adamlar evlerinin balkonlarının kenarına bile yan balkonla bitişik ama mahremiyet olsun diye perde çekerlerdi. Ya da evler karşılıklı olduğu için o perdeler gündüz açılır hava alırdı ev ondan sonra o perdeler kapatır adamlar eşlerini bile gizler saklar edepten bilmem neyden şimdi maşallah yatağa girip neredeyse seviştiklerini dahi ekranda para karşılığı satacak kadar Ahlaksız bir toplum olduk maalesef. Küçücük çocuklar anneannelerinin kafasına yumurta vurup ya da ellerinde su dolu balonlarla geçtiğimiz günlerde yayınladık biliyorsunuz. Artık yani o katalogda sizin ne vardı da Instagram'a bunu getirirken? Keşke insanlar, anneler, babalar, evli çiftler orada yuvalar da yıkılıyor. Çünkü kolay ulaşılıyor. Adam evde karısına para vermekte naciz. Çoluk çocuğunun rızkını kartına bağlamış TikTok'u. İki kadın memesi göreceğim diye, iki kadının poposuna bakacağım diye... İki kadın orada ona hadi husom, hadi memom, hadi bilmem neyim deyip egosunu tatmin edip oradan bin lira, bin beş yüz lira. Zaten on yedi bin lira asgari ücret alıyorsun. Evinde karına sefalet yaşatıyorsun. Öbür taraftaki kadına da uçkurun için hani bir şey de yapıyor olsan içim yanmayacak. Kadın çiz, çözmüş zaten Türk milletini. Mesela bulaşık yıkayan bir kadın gördüm tesadüfen. Arkasını dönmüş, tayt giymiş. Yarım dünya zaten bir poposu var. 2300 tane adam kadını izliyor ve kadına gül atıp para atıyorlar. Niçin? Kadın orada bulaşık yıkıyor tüm gün. Bu nasıl bir fantezi dünyasıdır yahu? Bu nasıl bir yokluktur yahu? Bu ne çirkinliktir, ne iğrençliktir bu böyle? E burada bu dururken sizin de Instagram'ı kapatmanızın nasıl bir mantığı var? Gerçekten hiç anlamış değilim. Anlayamayacağım da ya. Ben bazen çözemiyorum gerçekten. İnanılır gibi değil.